Anneni görmek için evden kaçmana gerek yoktu Memo. Keşke bana söyleseydin. Bak, bu yeni okul kıyafetin. Sen bunu giyerken biz annenle biraz konuşalım. İyi misin? Ben seni özledim. Var, özlenecek çok şey var. Melek, bak bu olanlar. İstersen bunların üstesinden gelebiliriz. Nasıl? Nasıl gelelim? Memo'dan mı vazgeçeceksin? Hayır. Ya? Yılan hikayesini biliyor musun sen? Bende bu evlat, sende bu kuyruk acısı varken demiş hani. Bizimki o hesap. Yeni okulunda ilk günü olacak. Bakayım annem. Çok güzelmiş, çok yakışmış yeni kıyafetlerin. Benim önlüğüm vardı. Ama yeni okulunda yeni formam bu. Annem şimdi yeni öğretmenlerin olacak, yeni arkadaşların olacak. Hepsiyle iyi geçin, tamam mı Memo? Tamam. Derslerini can kulağıyla dinle. Yardım edeyim mi? Hadi geç kalmış. Dur oğlum, dur annem. Annem bereni niye takmadın? Üşütme annem, çıkarma kafanı. Çıkmamız lazım. Geç kalacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tamam annem. İyi dersler. Gece haber vermeden çıkıp gitmen hiç doğru değildi. Söyleseydin gitmeme izin verecek miydin ki? Suçunu bastırma. Neyse. Bunları ayrıca konuşacağız. Gel bakalım. Durumunuz özel Onur Bey. O yüzden nakil konusunda size bir ayrıcalık tanıdık. Ancak... Sorun ne? Sorun okulumuzla oğlunuzun geldiği okul arasındaki seviye farkı. O farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Anlıyorum. Ancak ana sınıfından başlayıp seneler süren bir eğitim söz konusu. Bu fark öyle bir çırpıda kapanacak gibi değil. Allah Allah! Seviyeniz batsın sizin. Nesi varmış benim okulumun? Haklısınız. Ama ben yine de bir deneyelim derim. Önceden söylediğim gibi, Memo'nun eğitimindeki eksikliği özel derslerle en kısa sürede kapatacağımıza inanıyorum. Pekala. Pervin Hanım, buyurun. Benimle geliyorsun. Teşekkürler. Kolay olmayacak. Ama hemen pes etmek yok. Elinden geleni yap, tamam mı yavrum? Tamam. Güzel bir okul burası. Yakında alışırsın. Hadi sarıl bir babaya. Hadi iyi dersler. Dert etme baba ya. Ben buralara yabancı değilim zaten. Nasıl yani? Hocam kalkmayacağım. Sakin ol. Ne yaptın lan sen? Hocam nereye iseniz onu yaptım işte. Ortaya karışık. Abi, yok bir şey değil ya. Cam var ya yanımda. Yabancılığı çekmem zaten. Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz yavrum. Size de iyi günler. İyi günler Onur Bey. Bak bak, döndü çöplüğüne yine. Bu işler böyledir kızım. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Bakma bakma, hiç bakma. Anam ne olacaktı? İki gün gezdi, tozdu, aldı hevesini bıraktı. İki elbiseye tav oldu, hasta. Sakın Melek, sakın. Ne uyuyacağım, Allah'ından bulsunlar.
Perihan kolay gelsin. Sağ ol Neriman. Ay kız yazık size. Bu soğukta bir yerleriniz donmasın. Alışığız biz canım. Sen esas kendi bir yerlerine bak. Mahmut delik deşik etmişti ya birkaç gün önce. Ne oldu, iyileştin mi? Yürü Peri yürü. Hadi. Ne muhatap alıyorsun bunları? Anam bu da başka bir tür. Gresu patlaması nedir çocuklar? Bir tür metan gazı sıkışmasıdır öğretmenim. Başka? Metan gazın havayla karışması sonucunda olur. Başka etkenler yok mu? Oksijen ve patlayıcı gaz temas ederse. Şimdi oldu. Tutuşturucu bir kaynakla temas etmesi şart. Peki başka nerelerde görünür? Maden ocaklarında. Kömür yataklarında öğretmenim. Mert, oğlum. Ne var be? Buyurun hocam. Uyumaya mı geldin evladım? Uyumuyordum ki. O zaman cevap ver soruya. Soruyu bir daha alabilir miyim? Metan yavrum. Metan gazı maden ocaklarında ve kömür yataklarında. Peki başka nerelerde görünür? Ne bakıyorsun lan? Kanalizasyonlu öğretmenim. İşte bu. Duydun mu Mert? Hocam duydum da yani eksik. Öyle mi? O zaman sen tamamla eksiği. Çöplüklerde hocam. Çöplük mü? Ne alaka öğretmenim? Biz çöplükte çöp hurda falan toplarken en çok metandan korkarız. Yine mi anlatırdı? Ben doğmadan önce Ümraniye'nin orada büsbüyük bir çöplük varmış. Bir gün patlamış. Bir sürü insan ölmüş. Çöpün altında bir sürü insan kaybolmuş. Sakat kalanlar olmuş. Yine oradan şans eseri kurtulmuş yaralı. Şimdi onun orada koskoca binalar var. Ne zaman önünden geçsek ninemin gözü dolar. Çöp topladı arkadaşları gelin aklına. Onlara bir dua okur içinde. Melek, kız telefonu çalıyor. O mu? Konuşmayacak mı? Konuşmayacağım ya. Ya konuştuk konuşacağımız ne kaldı ki? Belki memo için. Ne memo için? Dur şu yeni biten inşaata taşınanlar var. Onların kolilerini akşam olmadan bir alalım da. Yetişelim. Islanmış. Çiçeklerin en güzeli yarenim. Ne haber? İyi, sen? İyi, düşmeli kalkmalı. Normal. Paşam yok mu? Paşa hangi paşa? Hangi paşa olacak ya? İstanbul 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Mahmut Paşa. Ya Osman duymasın, fena yapar. Yaptı zaten kızım, yapacaksın daha ne yapacak? Sana da yaranılmıyor, aşık olsun. Aşk olmuyor işte aşk. Aşk olmuyor. Ya eskiden daha iyiydik vallahi, en azından kuytuda köşede buluşuyorduk, iki öpüşüyorduk, koklaşıyorduk. Şimdi o da yok yani baban sayesinde. Ama özgürüz artık, özgür. Ha özgürüz. Tabii özgürüz. Ha özgürüz ya, özgürüz. Değiliz özgür özgür. Biz senin babanın buyurduğu kadar özgürüz, ona da özgürlük denmez. Şimdi burada beni mahallede böyle özgürlük nutukları attırıp da başımı belaya soktuk mu? İş konusunu ne yapacaksın? İş konusu tam bir muamma yani. Hurdaya çıkmanı istemiyorum biliyorsun. Biliyorum, bilmem mi? Yani senin baban yüzünden artık şu mahallede hurdaya da çıkamaz oldum ben. Ta cehennemin dibine gidiyorum hurda toplamak için. Oradan da topladığım 3-5 bir şey arabanın mazotuna bile yetmiyor yani. Ne olacak böyle? Bilmem.
yaşayıp göreceğiz, bilmiyorum. Bakacağız yani. Baban arıyor. Buyurun paşa. Mahmut abi. Evet. Olur. Tamam. Geleyim. Tamam. Tamam, geleyim ben. Şöyle yapalım o zaman. Ben geleyim. Tamam. Tamam paşam. Başüstüne paşam. Mahmut abi. Başüstüne. Hürmetler. Hürmetler efendim. Saygılar. Hürmetler.